Herkese merhaba arkadaşlar. Biz uyandık. Şimdi kendime kahvaltı hazırlayacağım. Ali anneanne indi sabah. 8'i çeyrek falan geçiyordu herhalde. Kahvaltı etmeye indi. Onların kahvaltı saati erken oluyor. Biz Zeynep'le yat kalk yat kalk anca öğleni buluyor benim kahvaltı yapmam. Evde yumurta kalmamış. Ondan sonra beyaz peynir çok az var. Ben de bu sabah böyle yulaf ezmesi yemek istedim. Okudum, internetten baktım. Emziren anneler için bir sakıncası var mı diye, yokmuş. Protein açısından çok zengin olduğu için yiyebilirmişiz. O yüzden yulaf ezmesi yiyeceğim böyle. Yulaflı, cevizli, muzlu, kuru üzümlü böyle bir kahvaltı hazırlayacağım kendime. Ben böyle pişirerek yapıyorum. Şöyle 3 kaşık atalım. 2 kaşık atacaktım da vazgeçtim. Ben şimdi böyle pişirerek yapıyorum. Aslında akşamları böyle yoğurda bir kaşık atıp yersek daha iyi olur. Ama şimdi sabah böyle kahvaltı etmek istemedim. Hem yumurta da yok dedim. O yüzden böyle yulaf ezmesi yapayım dedim. Şimdi bunu ocağa alacağım. Geçen 3 yumurta pişirdim. Bayağı bir şey oldu o. Siz söyleyin adını. Bayağı sıkıntı olmuş sizler için benim 3 yumurtalı böyle tepsimi görünce. Ben 3 yumurtayı pişirdim. Ama Ali ile birlikte yiyeceğiz diye 3 yumurta pişirmiştim. Ve Ali de yukarıya çıkmak isteyince ben de bir şey demedim. Tamam dedim. Yani normalde zaten hani hiç ekmek yememiş olsam bile 3 yumurtanın bence bir sakıncası olmaz. Kahvaltıda 2 yumurta yiyenler var. Ben de yiyordum 2 yumurta. Geçen sene yazın falan böyle yapıyorduk Ali ile birlikte kahvaltı. Bol yeşillikli, böyle bol yumurtalı kahvaltılar hazırlıyordum hiç ekmeksiz. Ama sabah 2 yumurta yediğim zaman da gün boyu çok güzel tok hissediyorum kendimi ben. Bunu şimdi diyet mi yapıyorsun Emine diye soranlar olur. Diyet falan yapmıyorum arkadaşlar. Canım böyle kahvaltı etmek istedi bu sabah. O yüzden sırf böyle şey yaptım. Yulaf yemek istedi. Hem buzdolabında vardı bu. Bu poşetin içerisindeydi. Ben bunu döktüm böyle cam kavanozun içine. Buradan 2 kaşık, 3 kaşık akşam sabah böyle tüketirim. Günde ama 2-3 kaşıktan fazla mı ne? Tüketmeyin. Bir gramaj söylüyor böyle. Paketin üzerine şu kadardan fazla tüketmeyin diye. Öyle işte. Onu dikkate alarak artık yiyeceğim. Şöyle bir avuç ceviz koyacağım. Bana hurma al demişsiniz de anne sütü için. Emine hurma al, hurma tüket. Alacağım ne zamandır aklımda. Ama bir türlü kısmet olmadı. Bu aralar alışverişe de çıkmıyoruz. Sanırım öyle. Videolarda da görüyorsunuz zaten hani bir alışveriş yapıyoruz bir gün. Gerisi 3 gün sonra bir daha alışveriş yapıyoruz. Çok alışveriş yapıyoruz gibi gözüküyor ama değil. İhtiyaçları alıyoruz, görüyorsunuz zaten. Şimdi bu beni bayağı bir tok tutar. Hem pazar hem market alışverişi yapmamız lazım. Bakalım ne zaman yapacağız onu da. Yaparsak zaten sizlerle paylaşıyorum ben. Son market alışverişinde fiyatları da söylemişsiniz. Doğru, bence de. Fiyatsız söylemenin market alışverişini ben de böyle şey yapmıyorum. İlgimi çekmiyor şahsen. Hani istemiyorsunuz fiyatlı söylemi ama gerçekten ben fiyatlı market alışverişlerini izlemeyi seviyorum. En azından markete gittim böyle fiyat açısından bir fikir oluyor aklımda. Şu şu kadar, bu bu kadarmış. Aa, bu bu kadardı bu markette, burada niye pahalı? Gibilerinden hesap yapıyorum kendi kafamda. Neyse, yulafımız da pişti şimdi. Şimdi de üzerine bir tane muzu dökeceğim. Biraz da tarçın dökeceğim. Ben tarçını çok seviyorum. Tarçınlı kurabiye, tarçınlı rulo, hatta tarçınlı rulo. Canım o kadar çok istiyor ki herhalde yapacağım bu aralar. Bayılıyorum tarçına. Evet, protein dolu mis gibi bir kahvaltılık oldu benim için. Şimdi bunu bir güzel afiyetle yiyeceğim. Evet, kahvaltımı yaptım arkadaşlar. Şimdi şu akşamdan kalma çayı dökeyim. Bu çaylar için bana Instagram'dan yazanlar olmuş şu. Tamam. Şundan içebilirsin. İç, ondan doldurayım ben de. Bunlar için çok sağlıksız demişsiniz. Ben de zaten tahmin ediyordum bunların sağlıksız olduğunu ama işte Murat çok sevdiği için alıyorduk. Ben ona da göstereceğim o yazıyı. Bir daha böyle poşetli çay almayalım. Çünkü biz çok tüketiyoruz böyle poşetli çay.
Hatta bir şey göstereceğim. Şu çekmeceyi de sürekli soruyorsunuz. İçerisinde ne var diye. Her videoda soruluyor hemen hemen. Şöyle bir çekmecesinde şöyle kanapları, ağrı kesiciler falan filan var. Bakayım. Şöyle bir çekmecesinde de bitki çayları var. Instagram'dan bu çekmece. Unuttum, hediye fikri miydi neydi sayfanın adı, unuttum şimdi tam emin değilim ama nostaljik böyle iki çekmeceli şifonyer diye geçiyordu. Böyle yani bir çekmecede bitki çayları, bir çekmecede de haplar. Yani burada da yine aynı şekilde poşetli çay kullanıyoruz. Yeşil çay olsun, başka çaylar olsun yine. Bir daha almayı düşünmüyorum. Bakalım, hatta ben rezeneyi poşetli görüyordum. Hep almak istiyordum. Ama onu da gittim böyle aktardan aldım. Şöyle rezene aldım. Bundan Zeynep'e de yapıyorum ben bu arada. Şöyle poşet rezenelerin zararı olabilir belki ama bunun yoktur. Şöyle 5-6 tane şöyle şu kadarcık atıyorum. Bir bardak kaynamış suyun içerisine. Ondan sonra biberonla dolduruyorum. Ve o şekilde içiriyorum. Çok çok faydası oluyor gerçekten gaz için. Bilmiyorum 4 aylık şu an. 4 aylık olduğu için mi ne? Artık çok rahat gazını çıkartabiliyor. Hiçbir şekilde gaz sıkıntısı olmuyor. Onu kucağımıza alınca, yatırınca, kucağa alıp yatırırken bile o esnalarda bile böyle gazını kendisi rahat çıkarabiliyor. Ama acaba diyorum bu çayı içirdiğim için mi rahat çıkarıyor? Bunu anasonda karıştırabilirsiniz. O da rahat uyutur bebeği. Ben Ali'de anasonla karışık almıştım bu çayı. Bu biraz zahmetli demeyelim de işte. Uğraştırıcı oluyor. Öteki türlü mesela poşet demliği atıyorsun bardağa. Kolaylık oluyor. Onun için ondan alacaktım ama sonra bu haberleri de görünce böyle soğudum. O yüzden en iyisi böyle aktardan almak. Hem daha uygun, daha hesaplı geliyor bunlar. Uzun süreli gidiyor hem. Anason karıştırmadım ama buna dediğim gibi. Anasonlu şekilde de karıştırıp mesela 5 liralık anason, 5 liralık da rezene deyip aktarı o şekilde de hazırlatabilirsiniz. Eve geldiğiniz mesela şeye, kavanoza sıkıca kapatıp o şekilde bir kaşık, bir tatlı kaşığı. Tepeleme olmasın ama. Çünkü çok keskin. Böyle işte. Şimdi çamaşırlarım var. Onları asacağım. Güneş varken Zeynep'in çamaşırlarını da yıkadım. Battaniyelerini falan böyle astım balkona. Havalansın dedim. Akşamüstü çünkü böyle bir soba kokusu oluyor mahallede. Bir tek doğalgaz değil, soba yakan da var. Suriyelilerden falan çok yakan oluyor soba. Bizim karşı komşumuz da işte Suriyeli. Onlar da yakıyor. O yüzden hep böyle kömür, is kokusu oluyor böyle çamaşırlarda. Biraz havalansın, alırım içeriye. Bazı videolarda neden kendimi göstermediğime dair yorumlar görüyorum. Kendimi normalde gösteriyorum. Kamera karşısına müsait olduğum zamanlarda sadece geçebiliyorum arkadaşlar. Ev hali, çoluk çocuk olunca da yemek, iş bilmem ne olunca hazırlanıp da geçemiyorum. Anca böyle ya Zeynep uyuduğu zaman ya Ali anneannedeyken falan fırsat bulup da başımı örtüp kameranın karşısına sizlerle bir şeyler konuşmak ya da paylaşmak için geçiyorum. Şimdi son videolarda sürekli cildine ne uyguluyorsun, cilt bakımı yapıyor musun diye bu tarz yorumlar gördüm. Bununla ilgili sizlerle biraz konuşmak istedim. O yüzden geçtim ya kamera karşısına. Arkadaşlar benim cildim ergenlik zamanı dahil bu zamana kadar hiç akneli, sivilceli böyle yoğun bir şey olmadı. Cildimde bir bozukluk olmadı. Arada tek tük sivilceler çıkıyordu mesela ama onlar da zamanla geçiyordu. Ya bir şeyler uyguluyordum ya da zamana bırakıyordum
geçmesi için. Hiç oturup da o sivilceyi böyle sıkmaya ya da bir şeyler yapmaya hiçbir zaman öyle cildimle oynamamışımdır. Belki de ondan dolayıdır. Hani diyor bazı uzmanlar diyor hani sivilcenizle oynamayın diyor. Onu sıkınca diğerine yayılır. Öyle çoğalır diyor. Ben bu şekilde hiç şey yapmadım yani. Cildimden falan oynamadım. Oldum olası öyle. Zaten bir sivilce sıkarken falan zaten böyle korkarım böyle. Herkesin canı tatlı ama ben böyle çok hassasımdır o konuda. Mesela başkası da birinde sivilce sıkarken ben böyle rahatsız olurum. Böyle içim böyle bir gider böyle. O yüzden kendimde de hiç yapmadım böyle bir şey. Zamanı bıraktım, akışına bıraktım çıkan sivilceleri de. Tabii bazen rahatsız etmiştir. İltihap falan çıkar eder. Bu sefer durum değişir. Bir şeyler uygularken oynamış olabilirim ama onun dışında kesinlikle ellemem. Şimdi sizlere sadece cildimde kullandığım iki tane ürünü göstereceğim. Bunları da devamlı yapmıyorum. Yani cilt bakım rutini falan uygulamıyorum ben. Aklıma eserse ayda yılda bir kere yaptığım şeylerdir. Onun dışında mesela bazı bayanlar önce makyajını temizler gece yatmadan. Ondan sonra bir temizleyiciyle yüzünü jelle temizler. Ondan sonra ne yapıyor? İzliyorum ben de onları. Bakıyorum yani. Bakmıyor değilim. Hani cildimle ilgili sıkıntı olmasa da bakıyorum. Ondan sonra temizleyiciden sonra bir tonik sürüyorlar. Ondan sonra gece kremi sürüyorlar. Yaşlanma karşıtı, 30 yaştan üzeri olanlar yaşlanma karşıtı, göz çevresi kırışıklıkları için sürüyorlar. Ondan sonra başka ne hatırlıyorum? Varsa maske yapıyorlar bunlardan önce yine bir. Böyle bir sürü 5-6 çeşit böyle krem sürüp cilt bakım rutini uyguluyorlar. Her gün bunu yapan insanlar var. Hani çok fazla böyle ciltle de oynamak iyi değil bence. Kiminin ama şey olabiliyor, genetik mi desem artık, vücut mu yapıyor? Hani ne kadar sağlıklı beslensen, bol su da içsen yine de cildi bozuk arkadaşlar olabiliyor. Vücuttaki başka bir rahatsızlık cilt bozuklukları yapabiliyor insanda. Onlar tabii istisna. Onlar öyle uygulayıp da bir sonuca varıyorsa ne güzel. Ama cildi güzel olup da böyle şeyleri kademe kademe böyle her düzenli ya da her hafta düzenli yapanlar oluyor. Ben de tabii eskiden özenirdim böyle. Mesela bir kozmetik mağazasına girdiğim zaman bakardım. Hani gerekli olmasa da niyeyse hani almak zorundaymış gibi, hazır kampanyaya girmiş ya, almak zorundaymış gibi hissediyor insan ve alıyor. Uygun hesaplı da görünce alıyor. Şu onlardan biriydi ama şu an görüntü kalitesi kötü olabilir. Telefona geç geçtim çünkü arkadaşlar. Kameranın şarjı bitti. İki tane batarya var. Bir tanesini doldurdum. Dolduruyordu yedekte. Diğeri içerisinde boş. Sabah değiştirdim. Hani yeniyi takmıştım. Doluydu. Şimdi de öteki de bitti böyle. Böyle oldu mu da modum düşüyor. Tam böyle. Zaten pek fazla böyle evin içerisine kamera karşısına geçip sizlerle bir şey paylaşmıyorum. Tam geçince de böyle de bitince modum düşüyor. Neyse nerede kalmıştık unuttum artık ben. Öyle yani kullandığım ürünlere geçelim. Şöyle Avon'un bir tane köpüğü vardı. Bu bitti. Şöyle dibinde bir iki sıkımlık kalmış. Bunu şöyle bir tane fırça vardı. Bunu da yine Avon'dan almıştım. Şöyle yandan da tutayım. Yumuşak böyle böyle bir fırça. Bu köpüğü sıktıktan sonra böyle cildime ayda yılda bir yapardım ben. Böyle ne yapıyor? Ferahlatıyor cildinizi. Ondan sonra yumuşacık yapıyor yıkadıktan sonra. Genelde akşamları ya da sabahları yapardım. Gün içerisinde öyle öğlenleyin ikindi falan yapmam yani. Ya sabah ya akşam çocuklar uyuduktan sonra olur bu. Ama çok uzun zamandır da yapmadım. Sonra en çok merak edilen de bu kefir sabunu. Bunu Instagram'dan almıştım. Kefirim diye bir sayfaydı sanırım. Bulabilirsem buraya ekrana yazarım. Çok güzel kokuyor böyle. Ciltte bayağı bir sorunları, sıkıntıları düzelten bir sabun ve cilde çok iyi yarayan bir sabun. Aynı zeytinyağından doğal sabun oluyor ya böyle. Bu şekilde yine oluyor onlarda. Bende de var hatta. Çok fazla köpürmüyor. Kokusu ama çok güzel. Böyle çok hoş bir kokusu var. Birinci cilt bakımda favori ürünüm bu kefir sabunu. Bir de şu gül suyu arkadaşlar. Bu ikisi sadece. Bunu zaten bilmeyen yoktur. Ama bunu bilmeyenler vardır aranızda. Daha önceki videolarımda da göstermiştim ben bunları. Buradaki eve getirirken
demiştiniz hatta nereden aldın diye ama bir türlü sayfanın adını hatırlamıyorum çünkü birkaç sene oldu alalı. Yine aynı şekilde bu gül suyu da çok iyi bir tonik. Hiç bence kimyasal toniklere değil, direkt bu gül suyuna para verin tonik alacaksanız. %100 doğal diyor bu da. Yarıdan çoğunu ben kullanmışım. İçerisinde sadece doğal gül suyu bulunuyor. Bu arada başka maddelerde bulunan gül suları olabiliyor. Ama bunda %100 doğal diyor. Bunu da sürdüğünüz zaman yine böyle bebek gibi bir cilt oluyor. Yumuşacık yapıyor cildinizi. Ve böyle makyaj pamuğuyla temizlerken ne kadar temiz de olsa cildiniz illaki böyle bir sarımsı cilden böyle bir leke çıkıyor. Niyeyse. Çok güzel hem temizleyici hem tonik olarak kullanabilirsiniz. Bu kuru ciltler için olan Bepantol'un kremini sürüyorum ve çok güzel nemlendiriyor. Yine şöyle bir tane Bepantol'un cilt bakım kremini almıştım. Ama bu da gördüğünüz gibi birazcık kullanıldı ve duruyor böyle. İşte bunlar hep kampanyalı alınıp da kenarda köşede duran, ayda yılda bir sürdüğüm ürünler. Yine şunu almıştım. Yine bu da temizleyici ama bu benim cildime sivilce yaptı niyeyse. Bakım yapan temizleme suyu diyor, BB Clean. Bir aralar bu da çok modaydı. Kokusu da böyle çok güzel, amşan bir kokusu da yok. Benim cildim çok kuru ama bu bana yaramadı. Sivilce yaptı işte, kızarıklık yaptı ve böyle bir kaşıntı oldu cildimde. Bir de yine işte cildim çok kuru olduğu zamanlar sürdüğüm krem. Bunları çok ihtiyaç duyarsam böyle aklıma eserse fırsat bulursa kullanırım. Bu Bepantol ve bu Acı Badem'in sütünü. Bunun kokusu aynı badem gibi kokuyor ama Bepantol'un kokusu da çok yumuşak böyle. Soft. Böyle çok güzel bir kokusu var bunun. Böyle işte arkadaşlar dediğim gibi sadece merak ettiğiniz için sizlerle paylaşmak istedim. Kullandım sadece favori iki ürün. Kefir sabunu ve bu Rosens'in şeyi, gül suyu. Bundan başka uyguladığım ekstra hiçbir şey yok. Dediğim gibi genetik de olabilir. Zaten oldum olası hiç ergenlik sivilcesi falan yaşamadım. Ama hamileliklerimde illaki böyle yüzümde bir tane sivilce oluşuyor. Ve onun izi kalıyor. Bakın Ali'de şu çenemde olmuştu. Belki belli oluyordur şurada bir yerde. Zeynep'te de burada burnumun üzerinde oldu. Yine ondan da bir iz kaldı. Belli oluyor zaten, gözüküyor. İki hamileliğimde bende böyle kalıcı bir sivilce lekesi izi bıraktı. Zamanla geçer diye düşünüyorum. Onun için de hiçbir şey uygulamıyorum. Benim sivilceden yana değil de sadece şu burun üzerindeki siyah noktalardan yana sıkıntım oluyor. Onu da bantlarla, temizleyicilerle işte yine ayda yılda bir kere temizlemeye çalışıyorum. Dediğim gibi öyle bir rutin yok bende. Cilt bakım rutinsizliğim videosu oldu bu da. Öyle söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım anlaşılır bir şekilde sizlerle paylaşabilmişimdir. Düğün tarihi gelecek. Ben hala karar verip de diktiremedim bu elbiseyi. Şöyle size şey göstermek istedim. Hani siyah şal diyenler oldu ya. Bakın siyah şal böyle oluyor üzerinde. Beyaz şal da böyle oluyor. Bir de gri şal demişsiniz ama bana gri hiç yakışmıyor gerçekten. Geçen seneki işte yazlık videolarımda da sahilde falan hep böyle gri şal takardım. Hiç beğenmiyorum ya niyeyse. Benim rengime hiç gitmiyor gri şal. Beyaz gidiyor, siyah her renk gidiyor ama nedense bir tek gri şalı beğenmiyorum. Şimdi gri şal da koyayım buraya ama sizler için. Bu da sanki çok boğdu gibi böyle ya. Bunlar da çok böyle uçuş uçuş. Hani uymaz dediniz beyaz ama ne bileyim sanki güzel de durdu gibime geliyor böyle beyazla elbiseyle. Siyah da çok boğdu gibi ama kararsız kaldım şimdi. Bir internetten de bakıyorum elbise modellerine Instagram'dan. Onda da kararsız kaldım. Oradan mı alsam, diktirsem mi, ne yapsam. Çok kararsızım zaten ben. Yengeç burcuyum o yüzden herhalde. Bir şey alırken yaparken hep böyle kararsız kalırım ama şurada bir aydan daha az bir zaman kaldı. Gri şal işte. Yani en uygunu sizce hangisi? Bu üç rengi, yani beyaz söyleyen olmadı. Beyaz ben düşündüm. Takayım bu değerlensin diye. Çok özenerek almıştım. Bunlar modaydı geçen sene. Tüylü şallar. Hani hazır düğünde varken takmış olurum. Değerlenir. Yoksa bir düğün dernek olmadan nasıl takacağım diyorum. Böyle oldu. Gri şal işte dediğim gibi yakışmıyor bana. Siyah yakışıyor ama çok da boğacak gibi duruyor. Sizce hangisi olsun? Nedir fikriniz?
Evet, tekrardan girdim mutfağa. Akşam yemeği için tavuk yapacağım. Böyle karışık but ve kanat parçaları var. Küçük but, büyük but da var. 3-4 parça. Şöyle bütün malzemelerimi aldım. Geçen yapmıştım, mangal tadında tavuk ızgara yapmıştım. Şimdi yine tekrardan büyük böyle güzel bir sos yapacağım. Ama önce bu sosu yaptıktan sonra streçimin üzerini kapatıp bunun bekleteceğim buzdolabında. Birazcık o sos içine tavuğun işlesin istiyorum. Geçen yaptığımda hemen pişirmiştim diye hatırlıyorum. Bu sefer birazcık beklemek istiyorum. Şimdi tavuğu yıkadım ben. Dibinde su var bunun içerisinde şimdi. O yüzden bunu şimdi bu leğenin içerisinde güzelce harmanlayacağım. Şöyle bıçakla delerek bu kırmızı leğenin içerisine atacağım. Evet, hepsini böyle deldim. Şimdi baharatlarını ekliyoruz. Şöyle birazcık üzerinde zeytinyağı gezdireceğim. Tavuğun derisinden dolayı şey olacak, yağ salacağı için gerek duymuyorum. Şöyle bir çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber ekledim. Şöyle yarım çay kaşığı kimyon. Yine bir çay kaşığı dolu dolu köri ekleyeceğim. Şöyle dökelim. Tamam. Sonra kekik ve sarımsağı isteğinize göre koyabilirsiniz. Koymasanız da olur. Yine bir çay kaşığı kekik ekledim. Yine bir çay kaşığı karabiber. Tuzunu ekleyelim. Şöyle göz kararı serpiyorum ben. Sonra sarımsak ekliyorum. Siz varsa evde sarımsak bir iki diş rendeleyebilirsiniz. Şöyle yine bir çay kaşığı yaklaşık ekledim üzerine. Sonra bir tatlı kaşığı da bal ekliyorum. Tamam. Dolu dolu bir yemek kaşığı da domates salçası. Siz isterseniz biber salçası koyun. Çünkü biber salçasının renk vermesi böyle tavuğa daha güzel oluyor. O yüzden şimdi bunları güzelce elimizde yoğuracağız. Sosun her tarafına işlemesini sağlayacağım. Şu tabağın içerisine alıp üzerine streçleyip buzdolabında bekleteceğim. Pişirene kadar çıkartmayacağım. Her tarafı böyle soslandı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım ben streçleyip. Pişirirken tekrar sizlerle paylaşacağım. Kıpır kıpır mutfağı inceliyor. Her yere bakıyor. Anne yemek yapıyor Zeynep. Zeynep. Tripodun bacaklarına bakıyor şimdi. Siyah beyaz ilgisini çekti. Şimdi güzelce dizelim. Evet, şimdi güzelce dizmeye başlayalım bunları. Hepsini. Murat tavada seviyor bu şeyi. Ama böyle de ızgara gibi olacak. Bunu da sevecektir. Umarım. Geçen yaptığımızı tavada yapmıştık. Yoğurtluydu böyle o da. Şöyle sosunu da dökelim. Balı koymamdaki amaç da sular kesilmiş olamaz. Ellerim soslu kaldı. Sular kesilmiş. Elime şimdi kettle'da su kaynatmıştım. Pirinç ıslattım burada da kaynamış suya. Böyle oldu. Şimdi bunu fırına süreceğim. 200 derecede bir 35-40 dakika pişer diye tahmin ediyorum. Bakalım çıktıktan sonra yine sizlerle paylaşacağım. Balı koymamdaki amaç da kızarması daha güzel oluyor bal koyunca. Yoğurt da mesela koyunca daha güzel kızarıyor. Tavada biraz yanık yanık duruyor ama. Şimdi sürelim bakalım fırına. Pilav yaptım. Pişmiştir. Biraz da yoğurt çıkarttım böyle. Şimdi tavuğun pişmesini bekliyoruz. Sonra akşam yemeğini yiyeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, tavuğumuz pişti. Görüntü olarak yanmış gibi duruyor. Dibindeki sos yandı böyle. Tabii fazla bekledim. Şimdi tabağa alayım bunları. Evet, tabağa aldım. Pilavım da demlendi. Hadi bize afiyet olsun. Evet, akşam yemekleri yendi. Çay koyacağım şimdi. Yine bitene kadar şu
çayları kullanacağız. Evet, çaylarımız hazır. Böyle de birkaç dilim kek kalmıştı. Onları da koydum çayın yanına. Ben mutfağı temizlerken çay da demlenmiş oldu. Şimdi bunu kalan çayı da böyle termosa dolduracağım. Ali film açmış. Mowgli diye bir film var. Güzel bir film var. Netflix'te. İsmi Mowgli. Onu açmış. Şimdi onu izleyeceğiz. Benden film önerisi isteyen arkadaşlar oluyordu. Aklımda tutamıyorum. Çok izliyoruz film dizi. Ama tutamıyorum aklımda. Yazacağım bundan sonra. Beğendiklerimi paylaşacağım sizlerle. Kapatalım bunu. Gece rahat ederiz. Hem de bu videoyu düzenlemek için otururum bilgisayar başına. Kalk otur yapmam çay için. Bugünlük de bizden bu kadardı. Umarım severek beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.